Yunan profesörden Fatih Terim'e Bozkurt tepkisi. Güney Kore istihbaratı Hamas'ın Gazze'de Kuzey Kore silahları kullandığını doğruladı. Türkiye'nin ölü bölgeyi ele geçirecek büyük planı. Mausa limanına büyük sevkiyat. Erdoğan'la görüşen Somali Cumhurbaşkanı Etiyopya, Somaliland anlaşmasını çöpe attı. Modern diplomasiye konuşan uzmanlar, 2024 yılında Türkiye'yi kazananlar arasında gösterdi. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Yunanistan'da Türkiye fobisi ne siyasi alanda ne de sportif ve kültürel alanda yapılan etkinliklerde bitmek tükenmek bilmiyor. Son olarak Fatih Terim'in Panathinaikos futbol takımıyla yaptığı sözleşmenin henüz imzasındaki mürekkebi kurumadan ülkede jeopolitiğin babası olarak bilinen Profesör Ioannis Mazis, Türkiye'nin Panathinaikosluları ülkücülerle özdeştirmeye çalıştığı konusunda uyardı. Bir radyo programında konuşan ekonomik, coğrafya ve jeopolitik bilimler profesörü Ioannis Mazis'in Fatih Terim'in Yunan futboluna gelişi hakkında yorum yapması istendi. Profesör Mazis şunları söyledi. Beyefendiyi umursamıyorum. Yönetimim dahilinde analiz ettiğim kültürel nüfuzla gücün dördüncü ayağı olarak sistemik kültürel analizle ilgileniyorum. Peki gücün dördüncü ayağı nedir? Kültür ve bilgi. Dördüncü ayağı manipüle etmek için kullandığınızda bir halkı kontrol etmek için kitle psikolojisindeki en yetenekli ve güçlü aracı kullanıyorsunuz demektir. Dikkat edin, hedefleme zaman içinde ulusal meselelere duyarlılığıyla karakterize edilen Atinalı mali seçkinlerin bir kesimi üzerinde yapılıyor. Rastgele bir seçim değil. Kitle iletişim araçlarına sahip olunması buna eşlik ettiğinde kültürel tebelin araçsallaştırılması açıktır. Terim'in Ekim 2021'de Marsilya ile Galatasaray arasında oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasında yaptığı Bozkurt selamına atıfta bulunan Mazis, Türkiye psikolojik olarak bütün bir toplumsal grubu Bozkurt selamıyla selamlamaktan vazgeçmeyen Fatih Terim'le özdeşleştirmeye çalışıyor. İlk konuşmasında aynı denizi paylaşıyoruz dedi. Ama seni bunun için almadık sevgili dostum. Seni oyunculara antrenman yapman için aldık. Seni bize yüksek bir jeostrateji yap diye almadık ifadesini kullandı. İsrail gazetesi Jerusalem Post'un Güney Kore'de yayın yapan Yonhap'ta yer alan bir habere yaptığı atıfa göre Güney Kore gizli servisi bugün yaptığı açıklamada Hamas'ın Gazze'de İsrail'e karşı savaşmak için Kuzey Kore yapımı silahlar kullandığını söyledi. Savaşın patlak vermesinden bu yana Hamas'ın Kuzey Kore silahlarını kullandığından şüpheleniliyordu. Kuzey Kore, İsraillere yönelik saldırılarda dahli olduğuna dair iddiaları reddetti. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, ABD'nin devlete ait uluslararası yayın kuruluşu Voice of America'da yer alan ve Hamas tarafından kullanıldığı iddia edilen bir F-7 bomba atarın fotoğrafının üzerinde Kore yazısı bulunduğu haberini doğruladı. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, değerlendirmesinin VOA raporuyla aynı olduğunu söyledi. Yonhap'a göre NIS, Kuzey Kore'nin Hamas'a silah sağladığına dair daha fazla kanıt topladığını ve biriktirdiğini ancak bilgi kaynaklarını koruma ihtiyacı ve diplomatik bağlar nedeniyle şu anda bu tür kanıtları sağlamanın zor olduğunu söyledi. NIS daha önce Güney Kore parlamentosuna Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un yetkililere Filistin davasına yardım için strateji belirleme talimatı verdiğini bildirmişti. Güney Kore'nin teyidi, Kuzey Kore'nin Rusya'ya da silah sağladığının ve bu silahların Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta kullanıldığının ortaya çıkmasından birkaç gün sonra geldi. İsrail'e bir istihbarat kaynağı o dönemde The Telegraph'a verdiği demişti. Bunlar Hamas'ın daha önce sahip olmadığı üst düzey silahlar ve iletişim teknolojisi dedi ve ekledi. Daha önce hiç bulunmamış çok sofistike patlayıcılar ve özellikle de bu kadar büyük ölçekte dedi. Rum gazetesi Smerini ve uzman analist Yanis Karalambidis, 29 Aralık 2023 tarihinde bir Türk askeri gemisinin Mausa limanında ağır silah sistemlerini boşalttığını söyledi. Mausa'da boşaltılan ve Kioneli'ye gidecek olan 155 mm'lik kunda motorlu toplardan oluşan bir filodan ve aynı kalibrede bir dizi füzenin transferinden bahseden Karalambidis, Smerini tarafından yayınlanan uydu fotoğraflarında Mausa limanının savaş gemilerini kabul edebilmesi ve tanklardan kundağa motorlu toplara kadar ağır silahların boşaltılabilmesi için genişletildiğini ve derinleştirildiğini vurgularken 29 Aralık'taki bir Türk zırhlı gemisinin ağır silah sistemleri boşaltmasının ölü bölgeyle ilgili planlarla ilgili olduğunu söyledi. Bu takviyenin NATO şartnamelerine dayalı mühimmat depolarını ve ateşli silah stoklarının iki katına çıkarılmasını içerdiğini, mühimmat depolarının 15'ten 31'e çıkarıldığını, Kioneli, Kitrea ve Türdik topçu birliklerinin depolama alanında %100'lük bir artış olduğunu belirten analist. Kioneli'de 155 mm kundağı motorlu toplar, 203 mm çekili toplar ve çoklu roket atarlar bulunurken diğer iki topçu filosu da Kitrea'da konuşlanmıştır. En çarpıcı nokta ise 155 mm'lik top stoklarının 2 hatta 3 katına çıkarılmasıdır.
Bu ve benzeri koşullar altında askeri üstünlük mesajı verilmekte ve bu mesaj diplomatik alana ve özellikle de görüşmelere şu mantıkla taşınmaktadır. Ya iki devletli çözümü ve eşit egemenliği kabul edersiniz ya da çözüm olmaz. Ağır askeri teçhizatın karaya çıkarılması buzdağının görünen kısmıdır ve Türkiye'nin ölü bölgeyi ele geçirme planları ile ilgilidir. Türkiye'nin şu anda Ege ve Kıbrıs'a yönelik planlarını tam olarak uygulamaya koyduğu ve bunların uygulanmasında tuhaf bir acelecilik sergilediği görülüyor. Pile'de yaşanan son olaylar tesadüf değildir. Erdoğan liderliğindeki Türkiye, prensipte Kıbrıs'taki tampon bölgeye gözlerini dikmiş durumdalar ve BM güçlerini eğer başarabilirlerse sınır dışı edebilecekleri anda olası yıldırım operasyonları hazırlanıyorlar. Kaynaklara göre Ankara'nın, BM'nin mali sıkıntıları ve yeni küresel oyunlar nedeniyle BM barış gücünün çekilmesi durumunda ara bölgede topyekün bir savaşı bile içeren, uzun süredir devam eden bir planı var. Ancak Ankara'nın asır planı açıkça tüm tampon bölgedir. Bu nedenle BM barış gücünün tamamen çekilmesi istemektedir. Cumhurbaşkanı Hristodoulidis yeni BM elçisini heyecanla beklerken Türkler gücünü artırarak silahlarının namlularını şakaklarımıza dayamak istiyorlar ifadelerine yer verildi. Afrika kıtasında şok dalgaları yaratan bir hareketle Etiyopya yakın zamanda Somali'deki özel bir bölge olan Somaliland'la bir mutabakat zamtı imzaladı. Başbakan Abiy Ahmed ile ayrılıkçı Somaliland Cumhuriyeti Devlet Başkanı Musebihi Abdi arasında imzalanan anlaşma, Somaliland'ın deniz kıyısının 20 kilometrelik kısmının karayla çevrili Etiyopya'ya kiralanmasını içeriyor. Anlaşma denizcilik ve ticari amaçlarla 50 yıl boyunca Kızıldeniz'e erişim imkanı sunuyordu. Bunun karşılığında Somaliland, komşusunun amiral gemisi olan Etiyopya Hava Yolları'ndan hisse alacak ve Etiyopya, Somaliland'ı bağımsız bir devlet olarak tanıyan ilk ülke olacaktı. Ancak Somali Devlet Başkanı Hassan Şeyh Mahmud, bölgeyi bağımsız bir devlet olarak tanıması karşılığında Etiyopya'nın Kızıldeniz'e erişimini sağlayan Somaliland Bölgesi Anlaşması'nı iptal eden bir yasayı imzaladığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ocak'ta Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud'la telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olduğunu, iki ülke arasındaki işbirliklerinin artarak devam edeceğini ifade etmişti. Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki kaygı verici gerilimin Somali'nin toprak bütünlüğü temelinde sona ermesi gerektiğini dile getirmişti. Yerel medyaya göre bu görüşmenin ardından Somali Cumhurbaşkanı 6 Ocak Cumartesi günü geç saatlerde X platformundaki paylaşımında şunları söyledi. Bu akşam Etiyopya hükümeti ile Somaliland arasındaki yasa dışı mutabakat anlaşmasını iptal eden bir yasayı imzaladım. Bu yasa uluslararası hukuka uygun olarak birliğimizi, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü korumaya olan bağlılığımızın kanıtı dedi. Somali Devlet Başkanı yeni yasanın ne söylediğini veya parlamentonun bunu ne zaman kabul ettiğini belirtmedi. Ayrıca Somaliland veya Etiyopyalı yetkililerden de herhangi bir yorum gelmedi. Etiyopya deniz ticaretini Cibuti limanları üzerinden de yapıyor ancak son finansal zorluklardan dolayı Cibuti'nin Etiyopya için yüksek maliyetler getirdiği aktarılıyor. Geçtiğimiz Ekim ayında Abiy Ahmed, Etiyopya'nın varlığının Kızıldeniz'le bağlantılı olduğunu söyledi. Ahmed, Afrika boynuzu ülkeleri olarak birlikte barış içinde yaşamak istiyorsak, birbirimize dengeli bir şekilde karşılıklı etkileşim kurmanın bir yolunu bulmalıyız, dedi. Modern Diplomasi dergisinde yer alan bir makaleye göre uzmanlar, Engelsberg Ideas bloğunda 2024 yılının en önemli jeopolitik gelişmelerinin neler olacağına dair görüşlerini aktarırken, Türkiye'yi kazananlar grubuna koydular. Oxford Üniversitesi'nde küresel tarih profesörü Peter Frank Copan, Avrupa'nın vermesi gereken bazı zor kararları olduğuna dikkat çekerken, 2024 yılı en iyisini umma ama en kötüsüne de hazırlanma yılıdır, dedi. Oxford Üniversitesi ve London Business School'da ekonomist Linda Yue, dünya nüfusunun yarısından fazlası yaklaşık 4 milyar insan sandık başında gidecek. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Hindistan ve Tayvan'ın yanı sıra Afrika'da dahil olmak üzere pek çok ülkede seçimler yapılacak. Bunun sonucunda ortaya çıkabilecek potansiyel politika değişiklikleri önümüzdeki yılı jeoekonomik belirsizlikle, yani ekonominin jeopolitikten büyük ölçüde etkileneceği bir yıl haline getiriyor. Dolayısıyla 2024 yılında jeopolitiğin yeniden düzenlenmesi söz konusu olabilir ve bu da hem ABD'nin hem de bazı ülkelerin politikalarının ABD veya Çin'e doğru ya da her ikisinden de uzaklaşarak bağlantısızlar kampına doğru kaymasına yol açabilir. Dolayısıyla küresel ekonomi ve dünya için zaten zorlu bir dönemde belirsizliği daha da artırabilecek bir jeoekonomi yılına hazırlıklı olmalıyız, dedi. Lord Inzen'in jeopolitik danışmanı ve Council on Geostratejide kıdemli yardımcı araştırmacı Neil Brown, 2024 seçimlerin sona erdiğinde oluşacak koalisyon hükümetlerinin Avrupa'da işini zorlaştıracağını, iç siyasi tartışmaların devam edeceğini ve AB'nin dayanak noktasını ortadan kaldıracağını söyledi.
Amundi Yatırım Enstitüsü Jeopolitik Başkanı Anna Rosenberg, 2024'te jeopolitik yeniden yapılanma devam edecek. Amerika ve Avrupa'nın etkisi zayıflayacak ve korumacılığa ilham verecek. Doğal kaynaklar şantaj için kullanılacak ve ekonomik savaş riski artacak. Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer yerlerdeki seçimler daha fazla ekonomik belirsizliğe yol açacak. Ancak her şeyde olduğu gibi kaybedenlerin olduğu yerde kazananlar da vardır. Önümüzdeki yıl siyasi ve ekonomik çalkantılardan hangi devletlerin kazançlı çıkacağı daha da netleşecek. Bu kazananları gruplandırabilirsiniz. İlk olarak nüfus kazananlar var. Bunlar Hindistan, Suudi Arabistan, Türkiye ve Brezilya gibi artan güçleri nükleer ve yerli enerji kaynaklarını ve programlarını kullanarak uluslararası sistemde güç kazanan ülkelerdir. Genel olarak pek çok ülke iki kutuplu bir dünyada taraf olmayı reddediyor ve küresel güneydeki uluslar çok daha fazla pazarlık gücüne sahip. ABD ve Çin'i birbirlerine karşı koz olarak kullanabiliyorlar ve bu da bu ülkelere çok daha fazla etki alanı açıyor dedi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.